silecek kolu açık kalmış. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Yeni dorsemizi taktık. Aşağı yukarı bir aydır Türkiye'deydik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Oradan yükleme yapacağız. Ehliyetimi çıkartmıştım. Ehliyeti takalım bakalım. Kaç saattir ehliyet dışarıda? Şu an okuyor. Dördüncü ayın 13'ünde çıkartmışız. Bugün dördüncü ayın 26'sı. Bugün günlerden çarşamba. Ankara'dan cuma günü yükleyeceğim. Yarın perşembe günü Düzce'de yeni dorsiye çadır yaptıracağım. Yani mutfak için kullandığımız bölüme çadır yaptıracağım. Yavaş yavaş eksiklerini tamamladık. İlk yüklememizi de yapacağız. Yükümüzü Almanya'ya yükleyeceğiz. Akşamdan yola çıktım. Gece Düzce'ye varacağım. Orada yatacağım. Yarın çadırı yaptıracağım. Ondan sonra Ankara'ya devam edeceğim. Bu Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili Instagram'a bir video atmıştım en son. İşte tırların, kamyonların, otobüslerin hep istedikleri şeritte gittiğini, işte sol şeridi ihlal ettiğini. Yani böyle bir düzen olunca ister istemez ben de ihlal yapıyorum. Yani ben bu arabaları sollamak için mecburen sol şeride çıkıyorum. Tabi buna tepki olarak çok yorumlar geldi yani. İşte yok arkandan taksi gelse bilmem ne yapsa. Yani sen benim sol şeride çıktığıma ihlal diyorsun da o taksinin 200 ile geldiğine niye ihlal demiyorsun? O zaman taksi de 130 ile gelsin. Ben zaten 90 ile gidiyorum. İstediği gibi fren yapabilir arkamda. Yani burada ben haklıyım demiyorum. Ben de haksızım. Ama yani mümkün olduğunca zaten sağ şeritten gitmeye çalışıyorum. Tabii bir de izleyenlerin %99'u Avrupa'da fink attığı için genelde işte Avrupa'da yapamazsın, Avrupa'da şöyle, Avrupa'da böyle. Ya Avrupa'da sollamanın serbest olduğu çok yer var. Yasak olduğu yer de var. Ama şimdi mesela bak bu abi, ben Instagram'daki videoda da söylemiştim. Ya bu abi bu şeritten gidiyor. Buradan geç, şey yapmıyor, vazgeçmiyor. Tapuludur, hisseli tapusu vardır, bilemeyiz. Mecbur bunu ben sollayacağım yani. Ben bununla Düzce'ye kadar gidecek halim yok. Birisi yorum yazmış. Evet, Düzce'ye kadar gideceksin, mecbursun. Yok ya. Yani herkes böyle şey, herkes nizami kurallara uyuyor da ben de onun arkasından gideceğim. Ben onu solladım, gene tekrar şeridime geçtim, sağ şeride. Yani tam sağa dolu olduğu için orta şeride geçtim. E şimdi bak, adamlar parktan çıkıyorlar. Yani bu adamı sıkıştırma. Diyor ki frene basacaksın diyor. Ya frene basacağım da ben aynadan sol şeridi görüyorum. Sol şerit boş. Yani niye frene basayım? Zaten rampa yukarı çıkıyoruz. Ağır vasıtalar. Neyse yani bu mevzular uzar. Haklısın, haksızım. Bu mevzular uzar. Yani fazla da takılmamak lazım. Önemli olan bilinçli bir şekilde araba sürmek lazım. Bak otobüsçü abi soldan yardırdı gidiyor. Ne yapsın adam yani? Şimdi aramıza girip de öteki otobüs bayıldı mesela. Ne yapsın yani? Hepimizi beklesin mi? Yani bu durumda da trafik sıkışıklığı oluyor. Sadece trafik şehirlerde, şehir merkezlerinde sıkışmıyor. Yani bak ben mesela şu an yine sağ şeride attım kendimi. Hani otobüsün arkasında da kalabilirdim ama atıyorum kendimi. Sol şeride bakıyorum. Durum nedir? Şimdi baktık mesela. Uzun bir rampa çıktığımız için ta arkayı görebiliyoruz. Yani soldan gelen yok. Otobüs de sollamaya çıktı. Ben de sollamaya çıkıyorum. Adam diyor işte BMW diyor arkamdan diyor bilmem kaçla gelirse diyor. Gelmeyecek arkadaşım. Gelmeyecek. O da o zaman ona göre gelecek. Sonuçta İstanbul'un içindeyiz. O da ona göre sürecek. Bak ben gene sollamam bitti. Gene sağ tarafa doğru yanaşıyorum. Hendek'te otobanda bir tesiste yatacağım burada. İyi de yağmur yağıyor. Sabah erkenliğin kalkar Düzce'de çadırcının önüne girelim. Orada da çadırı yaptırırım. Burada çay 20 lira. Bir bardak çay. Mecbur içtik. Dokuz saat istirahat verdik. Bir dakika daha olsun. Yürüyeceğim. Yağmur altında biraz zor olacak işimiz ama
mecbur yaptıracağız ki daha sonraki yağmurlarda kalmayalım. Yemek yerken, çay içerken vesaire. Şimdilik sadece demirleri gözüküyor çadırın. Düzce küçük sanayi diye geçiyor burası galiba. Yani sanayinin hoşuma giden tarafı caddeleri çok geniş. Yani her dükkanın önü çok rahat, istediğiniz gibi yanaşabiliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi değil. Böyle yerleri seviyorum. Öz Şahin brandı. Daha yeni geliyor ekipler. Elemanlarımız. Sobamızı da yaktık. Havalar da biraz serin. Yağmurlu. Normalde kırmızı üstünü beyaz düşünüyordum ama elimizde bir tek bu renk kaldığı için bunu yaptık. Ama bu da güzel yani, krem rengi. Hoş oldu bence. Maksat işimizi görsün yeter. Allah razı olsun. Hemen yaptılar, 2 saatte. İşimizi bitirdikten sonra, çadır işimizi, tekrar Ankara'ya doğru yola çıktım. Bolu Dağı'na çıkıyorum. Hava yine yağmurlu. Bu hafta herhalde hep yağmurlu devam edecekmiş. Bu yeni dorsem 6 dingil dorse. Pendulax'lı. 2,85 genişliği var. Çekiciyle beraber yani toplam uzunluğu, boş toplam uzunluğu 20 metre oluyor. Daha ilk sefer kullanıyorum ben de bu dorseyi. Şu an için hoşuma gitti yani, güzel. Akışı falan, sürüşü, dönüşleri çok güzel. Bakalım yükleyeceğimiz yerde uzatacağız. Uzayınca nasıl olacak? Bir de ona bakacağız. Bu adam boş. Bu adam yürür bak, dediğim gibi. O yüzden. Aksordur abi, yürür tabii ya, maşallah. Yani o Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili dediğim mevzu işte burada da geçerli. Yani taksiler geldiği için çıkmadım. Evet, burada da Akyarma'ya iniyoruz. Azaphane. Burayla ilgili de daha önce video yapmıştım işte. O zaman tabii 80-90 tonla mı ne iniyordum? Şimdi boş iniyorum. Gerçi boş dedim yani, arabanın boş ağırlığı da 38 ton geliyor toplam ağırlığı. Valla arabanıza, rotardanıza, lastiklerinize güveniyorsanız bu şekilde inebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Yani o zamanki videoda işte yavaş inin falan diyordum ama o zamanki şartlar farklı, şimdiki şartlar farklı. Akşamüstü saatlerinde Ankara'ya geldik. Tabii Ankara'nın ilçesi Akyurt'a gidiyoruz. Orası da bayağı bir mesafesi var yani. Evet, fabrikanın önüne çektik. Yarın sabah yükleme yapacağız. Buralarda çamur, her tarafa batırdık ama zaten bir yandan da yağmur yağıyor. Zaten benim kaderimdir yani. Dorse yeni de olsa Avrupa'ya illaki pis gider. Yapacak bir şey yok. Yarın yükledikten sonra öncülüğümü Cengiz Doğan abi yapacak. Kendisi önceden bizim firmada çalışıyordu şoför olarak. Şimdi öncü firması kurdu. Kendi işini yapıyor. O da Adana bölgesinden geliyordu. Sağ olsun telefonlaştık. Buradan beni alıp yarın devam edeceğiz. Abi İstanbul'a gidecek bir aracımız var da götürebilir miyiz? Öncülük yapabilir misiniz? Tabii. Valla. Tabii, buyurun. Fiyatta anlaşırız diye düşünüyorum. Anlaşıyoruz, problem yok. Kayıt Tamam. problem. Eskort demiyorum, öncü diyorum. Sonra yanlış anlıyorlar. Yükleyeceğim yükün uzunluğu 19,10. Arabayı sonuna kadar açtım. Yani araba 28 metre oldu. Diyeyim, yükümüzü yükledik. Yükümüzün cinsi asfalt kazanı. 26,5 ton ağırlığı var. 27 ton falan geliyor.
Fabrikadan çıktık. Ankara lojistik üssüne gümrük işlemlerini yaptırmaya gidiyoruz. Tabi arabayı gümrüğe sokmayacağız da sadece evrakları almak için oraya önce arabasıyla gideceğiz. Bazı gümrükçüler bazen arabayı gümrüğe istiyorlar. İşte diyoruz arabamız uzun geniş. Daha önce girdiler buraya diyorlar. Hep aynı bahane. Ya tamam biz de gireriz de işte sıkıntı oluyor. Trafik birbirine karışıyor. Zaten gümrükler kalabalık. Ama neyse ki buradaki gümrükte öyle bir sorun yaşamıyoruz. Bu da Cengiz Doğan abinin kadrajından. Biraz şey gibi oldu. Şov ana haber hattına WhatsApp'la gelen ihbar haberleri gibi oldu. Kamera açısından dolayı böyle yanlara biraz folyo çıkıyor ama bir şey olmaz, idare edelim. Gümrük evraklarımızı aldık. Hava kararına kadar yol gitme müsaademiz var. Tahminen Kızılcahamam'a kadar gideceğiz. Orada yatıp oradan sabahleyin devam edeceğiz. Ağır nakliyede izinler otobandan verilmez. Hep E5'ten nasyonel yoldan verilir. Yani örnek veriyorum, Ankara'yı otobandan dönüş yapamaz İstanbul'a. Veya işte İstanbul'daki otobanları kullanamayız. Sadece köprü geçişi için Kuzey Marmara Otoyolu'nu veriyorlar mecburen yani. Onun dışında hiçbir şekilde ağır nakliye otoban verilmez. Çünkü tonajdan dolayı işte hız limitleri düşük olacağı için vesaire. Kızılcahamam'ın daha doğrusu biraz çıkışında başkanın yerinde yattık. Gece bayağı kalabalıktı ama sabah kimse kalmadı. Birazdan yola devam edeceğiz. Toplam ağırlık 66 ton geliyor. Yine Akyarma'dayız, Azabhane'de. Yol kenarı denetim istasyonlarına durup izin belgemizi gösteriyoruz. Kantara girmiyoruz ama gösteriyoruz. Burası Yeni Çağ. Yeni Çağ bana göre Volvo'nun İsveç'ten sonraki ana vatanı. Volvo dedim mi bence Yeni Çağ'dır. Ta yani 70-80 modelinden, 90 modelinden, 2000 modelinden tut. Her türlü parçasını, ıvırını zıvırını burada bulabilirsiniz. Hatta bana kalırsa bunlar gizli gizli burada Volvo'yu da üretiyorlar gibime geliyor. Yoksa bu kadar parçayı nereden buluyorlar? Yani sanayisi gerçekten Volvo için çok iyidir. bin model 520 FH. Maşallah, yani arabanın temizliğinden hayran kaldım ya. İlanda görmüştüm bu araba satılık. Bolu Dağı'na eski yoldan inmeye başladık. Biraz sis var, yağmur da var. Buraya yavaş iniyoruz tabii ki. Öyle 70-80 ile inmeye benzemiyor. Dokuzuncu, sekizinci viteste duruma göre iki diş rotardarla kendi kendine rahat rahat iniyor. Aceleye gerek yok. Adapazarı Hendek yoluna inince yağmur kesildi. Buralar kuru.
Şimdi Yalova'ya limana gidiyoruz. Bugün cumartesi. Araba gemiye haftaya cumartesi binecek. Çünkü Dorse yeni olduğu için Avrupa yol evrakları henüz hazır değil, izinleri vesaire. Bu süreçte de Avrupa'da beklemek yerine Türkiye'de bekleyeceğiz evimizde. Limana bırakacağım arabayı Yalova'ya. Bir hafta sonra gelip gemiye bindireceğim. Yani bir hafta daha evde istirahatte olacağız. Tabii bu süreçte evde boş durmuyoruz. Ev işleri olsun, böyle tatlıydı yemek olsun yapıyoruz. Yani bir hafta evde dururum dedim ama gene ara ara duramayıp arabanın yanına gittim. Hem arabayı kontrol etmek amaçlı hem de yavaş yavaş götüreceğim eşyalarımı vesaire. Onları götürdüm arabanın yanına. Rahat rahat yerleştirdim. Evet, bugün aracı gemiye bindireceğim. Yalova'ya limana geldim. Sevgili Metin abimle beraber çay içiyoruz. Tabii biz limana her zaman sabah erken geliriz ama gemi sabah da gelse, öğlen de gelse gemiye bindirmemiz akşamı, geceyi, belki de sabaha karşıyı buluyor. Değişmeyen kuraldır. Beni tabii yine en sona bırakıyorlar mecburen. Neyse ki çok da gece yarısı olmadan indirdiler. Şimdi eve gidiyoruz. Cumartesi arabayı gemiye bindirdik. Pazartesi bizi uçakla Fransa'ya getirdiler. Bu sefer bizi bir gün erken getirdiler. Yani normalde araba çarşamba günü geliyor. Bizim de yani salı günü falan gelmemiz gerekiyordu ama bir gün erken geldik. Havalimanından indik otobüsle otele geldik. 2 gün otelde kalacağız. İki gün Marsilya'da gezerek geçti diyebilirim. Almanya'ya kadar o da arkadaşım ve yol arkadaşım Doğan abi. She's very nice. Very nice. Bu diyor tam senlik diyor. Bana bak, bu da yakışır. Ne alalım o zaman? Ben daha güzelini önerdim ama arkadaş kabul etmiyor. Ya da şu da fena değil. Evet. Ha, bunu şu da böyle yapabilirim. Yok, tam ona göre. How much money? Five. Çarşamba sabahı tekrar otelden ayrılıyoruz. Şimdi limana gidiyoruz. Arabalarımızı indireceğiz gemiden. Limana geldik. Gemi daha yeni yanaşıyor. Onun yanaşması en az 1 saat, 2 saat falan. Onu bekleyeceğiz. Bu sırada yine firmamızdan Ali Yıldız abi limandaydı. O da bize ufak bir çay yapıyor. Gidince 22'sinde ve o bize araçlarımızı gemiden indirdik. Önce araçları akşam gelecek. Akşam neyin yola çıkacağız? Şimdi onu bekliyoruz. Bizi almaya gelen önce aracı firmamızdan Şahin Özer abimizi getirmişti. Fakat yolda çalışma olduğunu söylediler. Şimdi gidip ona bakacağız. Bizim için bir sıkıntı olur mu? Onu bir kontrol edeceğiz. Öncümüz yine Kenan abi, Türk Kenan abimiz. Yol çalışması olan yere geldik. Buradan bizi çıkartıyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla buradan sonra bizim için sıkıntı olacak. O yüzden bu akşam yola çıkmayacağız. Yarın akşam yola çıkacağız. Yol çalışması yarın akşam bitiyormuş. Buradan döner mi bu arada? Nereye döneceğiz? Böyle dönemeyiz.
PKK terör örgütü. Buradan dönüp şuraya varacağız. Mesajlarla dediğiniz bu kadarcık yer Düsseldorf'ta yapılan o PKK gösterisinde ve hayırlı gidiyor. Şimdi burayı alacağız. Kocalanın serbest. Oo, buralar sıkıntı. Ha? Buralarda sıkıntı yaşayabilir. Çek onları, çek sen yine. Bakalım daha bunlar gördüğümüz. Bu kadar açık söylüyorum. Askeri faaliyetlerimize çekerse bize. Tabii ki. Beni çekme ben. Yok, ben şeye göndereceğim. Direkt Refik Boz'a göndereceğim. Onu bu da mı takip ediyor seni? Bazen bakıyor. Beğenmişliği var yani. Diyeceğim şu elektrik işlerine bir şey yap. Arabaları yakacaklar. Kolu bantı yok. Aynı zamanda bizim patronu da göndereceğim bak. Ne güzel böyle diyeceğim şeyleri var. Polar veriyorlar, tişört veriyorlar, değil mi? Evet. Tabii. Bizde hiçbir şey yok. Şapka bile vermiyor. Buradan yetkililere duyuracağım. Onu da verecek. Ya bu oflu vallahi yapıştırmış. Oflular ne öyledir abi? Trabzon'da olduğu için. Ama ofun da şeyi var. Komşu firmamızdan Haydar ve Tekin abiyle beraberiz limanda. Bunların ufak tefek elektrik işleri, tabela işleri var. Onlarla ilgileniyoruz, vakit geçiyor. Akşam 6-7 gibi yola çıktık. İki araba, tek eskort. Yolculuğumuza başladık. Bu dorsiyenin, yani beni ilk defa kullandığım için bakalım Fransa'nın nasyonellerinde bize dönüşlerde nasıl yardımcı olacak, dönüş açıları nasıl bakacağız. Gece 2'ye 3'e kadar sürdük, sonra burada yattık. Öğlenleyin kalktık, bir kahvaltı yapıp tekrar yola devam edeceğiz. Kendimize güzel ormanlık bir yer bulduk. Firmadan Ali Rıza abiyle geçiştik. Ne bakalım abi? Kendine baka çorbasına mı geldi burada? Ben de hayırlı yolculuklar, hayırlı yolculuklar. Sağ olun, sağ olun, size de. Tamamdır kardeşim. Çok bunlar baktı, daha sonra bir sınıfa kadar var, ondan sonra seni. Eskort köprüyü kesti. Arabalar bitince tekrar çıkacağım, köprüyü geçeceğim. Buradan köyün içine gireceğiz. Evet. Karşıdan gelen de eskorttan sonra sokak arasından çıktı herhalde. Gördüğünüz gibi geri gidiyor, yol açıyor bize. Fransa'nın bu kanunu güzel işte. Eskort arabasının neredeyse polis gibi yetkilileri var. Bu kasabada da bir tane Türk dönerci var. Buraya zaman zaman uğruyoruz. Şimdi gene uğrayacağız. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Şu karşımız bak. Hot pizza kebap yazıyor. Orası. Tamam abi.
Arabayı gördü, geldi, solladı. Işık yandığını da görüyor. Bir de arabayı geri kaydırıyor. Yani böyle tipler de çıkıyor işte bazen. İnşallah öyle geri kaydırırsın da gelir vurursun. Biraz uğraşırız akşam akşam. Yani buradaki olay tamamen bizim inisiyatifimizde. Normalde yani eskort arabasına söylesem bunu geri oradan çıkartıp geri yollayabilir. Bir hışımla kalktı işte, bizden önce hemen dönecek ya. Ama tabi bizi engellemekten başka işi yok. Bak şimdi. Neyse, fazla sinirlenmemek lazım, sakin olmak lazım. Hem karnımız acıktı, hem de çay saatimiz geldi. Şuraya park edelim. Gidelim karnımızı doyuralım. Biraz da çay içelim. Akşam yemeğinden sonra tekrar yola çıktık. Haftalık olarak videoları inşallah atarım bundan sonra. Yani aşağı yukarı bir aydır atmıyordum çünkü evdeydim. Yani evdeyken ne videosu atayım? İşte bulaşık yıkarken şey aman evde yatarken, istirahat ederken ki videolarımı mı atayım, ne yapayım? Şimdi yola çıktık. Bundan sonra yani yolculuk bitene kadar, tekrar Türkiye'ye dönene kadar haftalık videolar gelir. Fransa'nın trafik kanunları da aşağı yukarı Türkiye gibi. Yani ağır nakliyeye otoban kullandırmıyorlar, otoyol kullandırmıyorlar. Burada da hep devlet yollarından gidiyoruz. Fransa'daki devlet yollarındaki tek sıkıntı, çok köy içinden geçiyoruz. Çok göbeklerden dönüyoruz. Araçlarımız uzun ve geniş olduğu zaman biraz bizi yoruyor. Yani yolculukların çoğunu geceye denk getirmeye çalışıyoruz ki daha rahat yolculuk olsun diye. Bu yükü Almanya'da sınır kapısında bir liman var. Oraya indireceğim. Ondan sonra Polonya'ya gideceğim. Polonya'dan 76 ton bir yük var. Onu yükleyeceğim. Vallahi yalan olmasın, 72 mi 76 mı tam bilmiyorum ama unuttum daha doğrusu. Onu yükleyip inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Tabii bir aksilik olmazsa, bizim işlerde her an her şey olabiliyor. Bu videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün hafta sonuna giriyoruz artık. Hafta sonu yatacağız. Yattığımız yerden de birkaç video atarım. Gece yatan arabalar vardı. O yüzden böyle biçimsiz bir şekilde park ettik. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Tam yanımızda market var. Güzel, yine yeşilliğin içinde bir yer. Araçlarımızı şöyle düzgün yanaştıralım. Bir başka gelen arabalara da yer açalım. Gerçi bugün hafta sonu, daha bizden başka kimse gelmez de. Neyse. Marketlere gittiğim zaman artık zarar etmeye başladım. Alet, edevat, eldiven vesaire bir şey buldum mu dayanamayıp alıyorum. Şimdi de mesela bora anahtarı buldum. 7,5 euro. Kalitesini pek bilmiyorum ama var mı var işte. Çelik kasa var, paras kasası. Bir tane al bundan. Sana sana lazım olur. Yok, bana lazım olmaz. Haftaya görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Doğan abi. Buyur abi. İkimizin arabasının resmini çekecektim. Karşıya geçtim. Senin araba kayboldu. Tabii ufaklık olunca öyle oluyor.